Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi evliyaillah. Evet. Biz dedik ve la budde fil mahsurateyni. İki mahsura kabiyyede. Mahsuradan maksud dedik. Sure almış. Yani mucibe-i kulliye, mucibe-i cüz'iye, salibe-i kulliye, salibe-i cüz'iye. Bunlar ister hamliyatta olsun, ister şartiyatta olsun. İşte iki mahsura arasında tenakudun olması için ma'zalike bu yukarıda saydığımız ve kısaca nisbet-i hükmiyedeki birlik. Kısaca o. Çünkü o nisbet-i hükmiyedeki birlik bütün bu Ebheri'nin İsağucisinde vahadat-ı semaniye diye zikrettiği hem bunlar hem de başkaları. İllet, alet, mef'ul vesaire hepsini içine alıyor. Dolayısıyla o nisbet-i hükmiyede iki önermenin bir olmasının yanında, yani bu şart olduğu gibi, şu da ikinci bir şart daha var. Min ihtilafihima bil kemiyyeti. O mütenakıt olduğunu düşündüğümüz iki önermenin kemiyet itibariyle, yani külliyet ve cüz'iyet. Ki arkadaşlar unutmayın, kül ayrıdır, külli ayrıdır. Bunu söylemiştik. Kül, külli, cüz, cüz'i. Bu küllün altında ecza var, külliğinin altında cüz'iyat var. Kül eczaına haml edilemez ama külli cüz'iyatına haml edilir. Dolayısıyla bu iki önermenin kül ve cüste değil, onlarda bir olması şart, onu söyledik. Ya külliyet ve cüz'iyette, yani külliyet ve cüz'iyet önermenin, önermedeki hükmün, kadıyedeki hükmün, efendime söyleyeyim, külli olması ve cüz'i olması. Bu yönde efendime söyleyeyim ikisinin de farklı olması lazım. Yani dolayısıyla mucibe-i külliyenin nakidi salibe-i külliye değil. Salibe-i cüz'iyedir. Salibe-i külliyenin de nakidi mucibe-i külliye değil, mucibe-i cüz'iyedir. Kısaca bu. Tekrar söylüyorum. Aralarında tenakut olan iki kadıya kul ve cüste değil, külliyet ve cüz'iyette bunların muhtelif olması lazım. Bu nedenle mucibe-i külliyenin nakidi salibe-i külliye değil, salibe-i cüz'iyedir. Salibe-i külliyenin de nakidi mucibe-i külliye değil, mucibe-i cüz'iyedir. Niye? لِأَنَّ الْكُلِّيَّتَيْنِ تَكْذُبَانِ. Çünkü iki külli daima kazıp olabilir. Daima kazıp olabilir. Mesela daima diyor. Aslında bu burada kadın olması lazım. Kanaatimce. لِأَنَّ الْكُلِّيَّتَيْنِ. Hele bir saniye. Bu şey var mı burada? Önce ona bakalım arkadaşlar. Bir kayıtlama alet cihazı var mı? Yok mu? İleride ben şu an bir bakayım. Sayfamı değiştireyim. Hani fi kulli maddetin la. Fi kulli maddet. Şey Ebheri kat ifadesini kullanmış ama bu müellifimiz Şeyh Fahreddin Efendi hocamızın kullandığı ifade daha nettir. Diyor ki her bir madde ki o maddede hamliyatta mı oldu, şartiyatta mı mukaddem? Taniden şartiyatta, mahmulden hamliyatta. Daha amsa bütün onlarda bakınız, yani mevduğun mahmulden daha am olduğu bütün yerlerde her iki külli. Her iki külli dediği neydi? Mucibe ve salibe.
mucibe-i külliye ve salibe-i külliye. Mevduğun mahmulden ağır olduğu her yerde ikisi de kazıp gelir. Mesela kullu kelimetin ismi. Nahvden örnek veriyorum bilerek. Kullu kelimetin ismi. Bakınız. Mevdu kelimedir. Ve amdır. Neden daha amdır? İsimden daha amdır. Mahmul hastır. Bu mucibe-i külliye kazibedir. Yani doğru değil. Çünkü her kelime isim değil. Orada fiil harftun, beton fiil ve harf vardır. Dolayısıyla bu kaziptir. Bu mucibe. Salibesine bakalım. Salibesi neydi? La şey'en minel kelimeti bir ismi. Bu da kaziptir. Hiçbir kelime isim değildir, doğru mu? Yok. Veya başka bir örnek verelim. Mesela mantıkların kullandığı yaygın örnek. Kullu hayvanın insanı. Hayvan amdır, insan hastır. Dolayısıyla burada mucibe-i külliye kazibedir. Çünkü her hayvan insan değil. La şeye minel hayvani bir insanın yine kazibedir. Çünkü hayvan olup da insan olmayan bir ton hayvan vardır. Doğru mu? Ha. Başka bir örnek. Mesela kullu insanın Arabı. İnsan am, Arap has. Bu kazibedir. Sadibesi ve şeyimler insanı ve Arabı yine kaz. Dolayısıyla arkadaşlar mevduğun tabi bu hamlilerde örnek verdik çünkü o daha pratiktir. O bile uzuyor. Hamliler mevduğun hamlilerde mevduğun mahmulden daha am olduğu her yerde iki külli dedikleri mucibe ve salibe. Mucibe-i külliye ve salibe-i külliye. İkisi de kazip olunca bu tenakut olmuyor. Çünkü tenakudun şartı birisi sadık, birisi kazip olacak şekilde olması lazım. Dolayısıyla biz bunu tenakut edemeyiz. Ha, bazı yerlerde sadık gelse bile mesela sadık dediğimiz efendime söyleyeyim kullu insanın natıkun yani bil kuvva bu doğru. La şeyen lil insani bi natıkın bu yana kazip. Burada şey gelmiş buna müsavat maddesi diyoruz. Mevdu ve mahmulün müsavi olduğu ama ilimlerin kaideleri külli olmaları lazım. Yani bu ilimlerde genel geçer bir kuraldır. İlimlerin kaidelerinin külli olması lazım. Bir yana bir bu yana olmaz. Dolayısıyla biz tenakut ilmi bir kural olarak kabul ettiğimize göre o tenakudun külli olması lazım. Öyleyse iki külli arası madem iki külli yani mucibe-i külliye, salibe-i külliye mevduğun am, mahmulün has olduğu maddelerde kazibe geliyor. Bazı yerlerde sadık gelse de yani birisi doğru birisi yanlış olan tenakut gelse de ama umumi olmadığı için biz bunu ne yapamayız? Dikkate alamayız. Ve dolayısıyla ne diyeceğiz? İki külliğinin arasında tenakut olmaz. Anlaşıldı mı? Bu önemli. Veya iki cüz'i de aynı maddede sadık geliyor. Yani iki cüz'i ne dediğimiz arkadaşlar? Mucibe ve salibe. Ki biliyorsunuz ilimlerin kaideleri şey külliye ne dedik? Yani mucibe cüz'iye ve salibe cüz'iye ve burada tenakudun burada doğru olması ne demek? Tenakudun doğru olması şu demek. Yani birisi doğru kasb olması. Bu demek tenakkudun yani gerçekleştiği demektir. Mesela siz kad yekunu izâ kânil hayvan ve hamdiyeden örnek verelim. Bâdül hayvani insan bu mucibe-i cüz'iyedir doğru. Bâdül hayvani leyse bir insanın salibe-i cüz'iye bu da doğru. Dolayısıyla burada tenakkud olmamış. Öyleyse madem
iki külliye arasında daimi bir şekilde tenakkül gelmiyor. İki cüz'i arasında da gelmiyor. Öyleyse biz bundan şu sonuca varıyoruz. Diyoruz ki kadıyelerde tenakkülün gerçekleşebilmesi için iki önermenin külliyet ve cüz'iyette, yani buna kemiyet diyorduk, bunda muhtelif olmaları lazım. Ve dolayısıyla şöyle diyoruz. فَكُلُّمْ مِنَ الْمُجِبَةِ الْكُلِّيَةِ وَالسَّالِمَةِ الْجُزْئِيَةِ نَقِيدُ الْأُخْرَ. Mucibe-i külliye ile salibe-i cüz'iye, bunların her biri diğerinin nakididir. Yani salibe-i cüz'iyenin nakidi mucibe-i külliyedir. Mucibe-i külliyenin nakidi salibe-i cüz'iyedir. Artık siz kullanı hangi bağlamda, hangi mevduda kullanıyorsunuz, orada siz hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu siz artık orada göreceksiniz. Yani tenakut aks gibi değil. Birisi asıl, birisi ondan türeyen değil. Tenakutta her ikisi, yani birbirlerinin nakididirler. Ama birbirlerinin nakidi demek şu demek değil. Bakınız, bu önemlidir söyleyeceğim husus. Şu demek değildir, daima mucibe sadık, salibe kaziptir, o anlamda değil. Bazı yerlerden nakit, yani mucibe-i külliye olan kadıyenin nakidi olan salibe-i cüz'iye sadık olur. Bazı yerde de salibe-i cüz'iyenin nakidi olan mucibe-i külliye sadık olur. Tabi o sadık olunca haliyle diğeri kazip oluyor. Ve kullun مِنَ السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةِ وَالْمُجِبَةُ الْجُزْئِيَّةِ. Salibe-i külliye ile mucibe-i cüz'iyenin her biri nakidul uhra, diğerinin nakidi. Mesela لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِنَاطِقٍ. Bak, bu bir salibe-i külliyedir. Doğru mu? Salibe-i külliye. Bu salibe-i külliye doğru mu? Sadık mı, kazip mi? Her şey emrin insan bir katibin kazıptır. Çünkü her insan eline katip olan var. Bu kazıp olduğuna göre onun nakidi doğrudur. İnsani katip. Yani onun nakidi neydi? Mucibe-i cüz'iye. Değil mi? Bazı insani katip. Veya şu arkadaşlar. La şey'a bazı insani neyse bir hayvan. Bazı insani neyse bir hayvan. Bu nasıl bir kadıya? Bazı insani neyse bir hayvan. Salibe-i cüz'iye. Veya şöyle. Bazı insani hayvan. Öyle diyelim. Tersi olsun. Bazı insani hayvan. Bu bir mucibe-i cüz'iyedir. Bu doğru mu yanlış mı? Bazı insani hayvanı doğrudur. Ama onun nakidi nedir? La şey mi'l insan bi hayvan kasıptır. Değil mi? Evet. Yani böyle veya salibe-i külliyenin kazıp olduğuna örnek verelim. Salibe-i külliyenin doğru olduğuna örnek verelim. Bu şimdiye kadar salibe-i külliye yanlıştı. Salibe-i külliyenin doğru olduğuna dediniz ki La şey'en minel insani bi hacer. Doğru. Salibe-i külliye de doğrudur çünkü. Taş olan insan yok. Gerçi günümüzde çoğalmış vay. Evet. Bu la şey'en minel insani bi hacer'in nakidi nedir? Bağdül insani hacer. O da mucibe-i cüz'iyedir. Bu kasıptır. Ve böylece arkadaşlar tenakutta daima, bakınız zihnen unutmayacağınız husus şu. Daima mucibe-i külliye ile salibe-i cüz'iye, salibe-i külliye ile mucibe-i cüz'iye, bunlar birbirinin nakididir. Ve birisi sadık, diğeri kazip. Yani ama şunu karıştırmayalım. Bilen mucibenin sadık olması gerekmiyor. Salibenin de kazip olması gerekmiyor.
Bazı yerlerde mucibe sadık, salibe kazık. Bazı yerlerde salibe sadık, mucibe kazıktır. Artık kullanılan malzemeye göre siz sıkılarınızı vereceksiniz. Ve minhel aksül müstevi. Burada duralım arkadaşlar. Ama bunu lütfen böyle biraz daha bunları düşünelim. Ta ki tenakut ile aksül müstevi ve aksül nakidi birbirine karıştırmayalım. Aksül müstevi yarın okuyalım inşallah.